Bu arada toparlanırken arkadaşlar nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu yan ekran ve ders. Ne diyorsunuz? Merhaba diyorum bir kez. Zayine ben geldim. Var mı bir sıkıntı? Peki. Peki o zaman toparlandı gibi gözüküyor. Dersi takip eden kitle yine toparlandı gibi gözüküyor. Hemen ikinci bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ettim. Şu an kapatıyorum yorumu ve ekranı da döndürdüm. Evet arkadaşlar, dönemin en önemli sıkıntılarından, siyasal gelişmelerinden birisi ve KPSS'nin soru sormadığı bir konu. Şu ana kadar lisansta falan bir soru gelmedi buradan. Ben Paris Anlaşması'ndan bir soru bekliyorum arkadaşlar. Padişahımız Efendimiz Abdülmecit döneminde Rusya ile müttefikler arasında yaşanan bir savaş arkadaşlar. Kırım Harbi'nin özünde ne var? Bu savaşın nedeni tabii ki klasik Rus dış politikası diyeceğiz. Rusya'nın sıcak denizlere ulaşma hedefi Kırım Harbi'nin temel nedenidir. Bunun yanında Kudüs bölgesinde, kutsal yerler coğrafyasında Rusya'nın ayrıcalık talep etmesine binaen ortaya çıkan bir kutsal yerler meselesi var. Lütfen bunu atlamayınız. Kutsal yerler meselesi önemli bir dış politik problemdir ve Kırım Harbi'nin nedenlerinden birisi olacaktır. Hatta Rus çarı Nikola İngiltere diyecek ki, ya İngiltere bak, Osmanlı hasta bir adamdır. Ansızın kollarımıza kalabilir. Ve Osmanlı'nın mirasının paylaşımı için bir savaş hasıl olabilir. Bak İngiltere, yapma etme. Gel beraber bu hasta adamı bitirelim. Aramızda halledelim ve Osmanlı'yı paylaşalım diye teklif edecek. Ve Osmanlı için hasta adam tabirini ilk defa Rusya kullanacak ve bundan sonra maalesef Osmanlı'yı bu dönemde tabir eden bir kavrama dönüşecek, hasta adam tabiri. İşte bu ortamda gerilen ilişkiler nedeniyle arkadaşlar bir bakacağız. Rusya'nın karşısında Osmanlı'yı müttefik devletler destekliyor. Kim o müttefik devletler? İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piemonte. Piemonte İtalya'yı kuracak olan devlettir. İtalya'yı kuracak olan devlettir Piemonte. Bu devletler Rusya karşısında Osmanlı'yı destekleyecekler. Özellikle İngiltere, Fransa donanmasıyla, askeriyle Osmanlı'ya can katacaktır. Hemen şunu sorgulamak lazım. Bu devletler niye Osmanlı'yı destekleyecek burada? Tabii ki Rusya'nın Osmanlı'yı bitirip sıcak denizlere, boğazlara sahip olması engellemek istiyorlar. Bunun yanında 1848'de Macar mültecileri problemi var. Macar mültecileri Osmanlı'ya Abdülmecid'e sığınacak. Tüm baskılara rağmen Abdülmecid bu mültecileri Avusturya'ya teslim etmeyecek. O yüzden bir Osmanlı prestij kazanacak. Osmanlı'ya karşı bir saygınlık hasıl olacak Avrupa'da. Ve Osmanlı devletini Avrupalılar destekleyecek. Destekleyecek ama bu devletlerin askerlerinin masrafı bilmem neyi hep Osmanlı'ya yüklenecek. Rusya'ya karşı savaşan bu devletlerin masrafını ben karşılayacağım. Daha doğrusu karşılayamayacağım. O yüzden ekranda görüyorsunuz Osmanlı Devleti ilk kez İngiltere'den dış borç almak zorunda kalacak. Kırım Harbi'nde Abdülmecid zamanında İngiltere'den ilk dış borcumuzu alacağız ki daha sonra bu borcu ödeyemeyecek Osmanlı ve batacak. İflas edecek arkadaşlar. Velhasıl buradan savaşa dönersek, bu gerilen ortamda müttefik donanması Osmanlı, Rusya, bir anda Rusya 1853 yılında Sinop'ta
Rus Osmanlı'nın Karadeniz donanmasını vuracak. O meşhur Sinop baskını. Dördüncü ve son defa Osmanlı donanması yakılmış olacak. İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop. Osmanlı donanması imha edilecek ve bununla beraber savaş başlayacak. Müttefikler Kırım'a çıkar arkadaşlar. Kırım'da 2 yıl kadar süren bir Sivastopol Savaşı'nda Sivastopol Ruslardan alırız. Kırım'ı işgal ederiz. Bunun üzerine Rusya barış istemek zorunda kalır ve o meşhur Paris Antlaşması'nı imzalamak durumunda kalır Rusya bizimle ve müttefiklerle. Savaş günleriyle ilgili bir isim bunu sordu. Bunu sordu ÖSYM. Bir isim hatırlayacaksınız. Florence Nightingale. Hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale İngiliz bir kadın, bir bacımız, hemşiremiz. Gelecek İstanbul'a Selimiye kışlasında yaralı askerlere bakacak ki hatta Osmanlı askerleri gece lambasıyla dolaşıp çalıştığı için bu kadına lambalı kadın diyecekler. Lambalı kadın Florence Nightingale Kırım Harbi esnasında karşımda çıkıyor. Bilmeyen varsa lütfen buna dikkat etsin. Evet buradan. Ben buradan soru bekliyorum işte. Paris Anlaşması'nın birkaç maddesini kesinlikle hatırlayacaksınız. Mesela diyor ki Paris, Osmanlı Devleti'nin Avrupa hukukundan yararlanması ve bir Avrupa devleti olduğu taraflarca kabul edilmiştir. Haydi gözün aydın. 2018 hala Avrupa Birliği muhabbeti yapıyorsun ya, geç o işi. Biz ta 1856'da Avrupa Birliği'ne girdik. Avrupa Büyük Devletler Konseyi'ne katıldık bir anlamda Osmanlı bir Avrupa Devleti oldu. İlk kez Avrupa Devleti olarak kabul edilecek Osmanlı sorulmadı. Bunu sorarlar ve yapamaz isen sana hakkımı helal etmem bak. Ona göre bak, 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 bak. Ona göre. Osmanlı nerede ilk kez Avrupalı sayıldı? 1856 Paris Anlaşması'nda. Bu sanki görüntüde iyi bir şey. Eyvallah. Ama yorumsal anlamda baktığımız zaman bakın şunu söyleyebilirler bundan sonra. Osmanlı Devleti artık sen bir Avrupalısın. O zaman Osmanlı azınlıklara şöyle hak ver. Şöyle ıslahat yap. Böyle düzenleme yap diye benim İç işlerime de karışma imkanı elde ederler bakın. Madem Avrupalısın Osmanlı, madem Avrupalısın Osmanlı, o zaman Roma, Bulgara, Sırba şöyle haklar ver. Avrupalılar gibi azınlık haklarını güçlendir gibi söylemlerle benim iç işlerime karışabilirler. Yorumsal anlamlı kulak dolgunluğu olsun. Bir diğer madde diyor ki Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktır. Bah! O cihan devleti, o anlı şanlı Osmanlı devleti topraklarını korumaktan aciz bir konuma düşüyor. Avrupa, ben topraklarımı koruyamam. Sen benim topraklarımı korur musun mu? Bakar mısın rezalete? Atlamam onu. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına bırakılacak ki bu zayıflığın, aciziyetin bir göstergesidir. Diyor ki Paris, Karadeniz tarafsız bir deniz olacak. Savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık, Rusya ve Osmanlı burada donanma bulundurmayacak. Bak 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 ne diyor? Rusya ve Osmanlı donanma bulundurmayacak. Allah Allah. Hadi anlarım. Rusya mağlup devlet. Rusya donanma bulundurmasın hadi. Hadi anlarım bunu. Yahu Osmanlı galip devlet. Farkında mısın bak? Osmanlı bir anda galip iken Rusya ile beraber mağlup devlet muamelesine tabi tutacaktır. Mağlup devlet muamelesine tabi tutacak Osmanlı Devleti maalesef bu maddeyle. Bakınız, ıslahatlarda konuşacağız.
Osmanlı Devleti Paris'e gitmeden önce o meşhur ıslahat fermanını ilan edecek. 1856 ıslahat fermanını Paris'e gitmeden önce ilan edeceğim. Azınlıklara birçok hak vereceğim. Hatırlarsınız, konuşacağız. Azınlıklara haklar vereceğim. Bu sayede Avrupalıların Paris'te benim iç işlerime karışmasını engellemek isteyeceğim. İşte azınlıklara şunu yap Osmanlı, bunu yap Osmanlı. Bu tarz taleplerin önüne geçeceğim. Onlar istemeden ben ıslahat fermanıyla azınlıklara geniş haklar vereceğim. Paris'e gitmeden önce. Gidiyorum Paris'e, anlaşmayı yapıyorum. Bakın, gerçekten de doğrudan bir azınlıklarla ilgili talep olmayacak. Ama son anda bir madde ekleyecekler ve diyecekler ki Avrupa devletleri ilan edilen ıslahat fermanının uygulanmasına karışmayacaklar. Lakin Osmanlı fermanın gerekenini de yapacaktır. Bir anda ıslahat fermanı uluslararası bir anlaşmanın maddesi haline gelecek. Baktığın zaman görüntüde adamlar karışmayacağız sözü veriyorlar. İyi bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama şu olamaz mı? Osmanlı ıslahat fermanı ile ilgili o vaatlerini yerine getiremez ise. Osmanlı, sen bize söz vermiştin bak, ıslahat fermanı ilan etmiştin bak, ama şu eksik kaldı, bu eksik kaldı. Derhal bunları tamamla diye benim iç işlerime karışabilirler. Bakın, nereden nereye lafa bağlıyorsun, farkında mısınız? Normalde eyvallah, fermana karışmayacağız diyorlar. Ama fermanın bir antlaşmada geçiyor olması Osmanlı'yı bağlayacaktır. Ve Osmanlı yarın fermanın gereklerini yerine getiremez ise adamlar sen bunu yapmadın Osmanlı, bu eksik kaldı Osmanlı, derhal bunu tamamla Osmanlı diye benim iç işlerime karışabilirler. Rica ediyorum, Paris Anlaşması'nı önemseyin arkadaşlar. Paris Anlaşması'nı önemseniz, doğrudan buradan bir soru gelmedi. Beklediğim bir anlaşmadır. Ona göre gardınızı alın. Tabi daha var 3-4 madde daha, ama en önemli maddeler bence bunlardır. Bunları hatırla ve yorumlarına dikkat et diyor. Buradan lafı son büyük siyasal savaşa gelişmeye 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na 93 Harbi'ne lafı taşıyorum. Berlin Anlaşması. Padişahımız Efendimiz 2. Abdülhamit. Bu savaşın nedenleri neler? Ne var bu savaşın özünde? Evet, her ne kadar Paris Anlaşması'yla Rusların önünü Batılılar, Avrupalılar kesmiş olsa da İlerleyen süreçte Rusya yavaş yavaş bu Paris Anlaşması'nın elini kolunu bağlayan zincirlerinden kurtulacak. Ve yine Rusya Balkanlarda etkinlik kazanacak ve Panslavizmi kullanarak 1870'li yıllarda Balkan halklarını bize karşı kışkırtacak. İşte Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Karadağ'da, Romanya'da yanıyor Balkanlar. İşte bu Balkan buhranını çözebilmek için arka arkaya bazı konferanslar toplanacak. İşte Berlin Konferansı'nda bana diyecekler ki Osmanlı Devleti sen Balkan halklarına haklar ver, ıslahatlar yap diyecekler. Osmanlı bu benim iç işlerime müdahaledir, kabul edilemez diye ret edecek. Hemen arkasından bu defa İstanbul'da Tersane Konferansı'nı toplayacaklar. Ben de varım bu konferansta. Hatta İstanbul Tersane Konferansı'nın toplandığı gün Osmanlı 1. Meşrutiyeti ilan ederek rejimini değiştirecek. Demokratik bir modele geçecek ve azınlıkların da yönetime katılmasını sağlayacak. Sırf iç işlerime karışmasınlar diye. İç işlerime karışmalarını engellemek için konferansın toplandığı gün, İstanbul Konferansı'nın toplandığı gün 23 Aralık 1876'da meşrutiyeti ilan edecek Osmanlı. Yerinde bir hamle. Ama Batılıların derdi üzüm yemek demek değil ki, bağcıyı dövmek.
Sen ne yaparsan yap yine Osmanlı'nın iç işlerine karışan ıslahat taleplerini yenileyecekler. Osmanlı sen Balkan halklarına şu hakkı ver, bu hakkı ver diyecek İstanbul Konferansı'nda. Osmanlı yine asil ve dik bir duruşla. Bu talepler iç işlerime müdahaledir, egemenliğimize deler diyerek ret edecek. Dimdik duruyor Osmanlı. Bunun üzerine dünyanın başkenti Londra. Son bir şans Osmanlı. Londra konferansını topluyoruz. Balkan halklarına haklar ver. Islahatlar yap Osmanlı diyecekler Londra'da. Osmanlı yine bu taleplere, egemenliğime aykırı, iç işlerime müdahaledir diyerek reddedecek. Bunun üzerine bakın, bakın farkında mısınız? Üç konferansta da iç işlerime müdahale arzusu ve dik duran bir Osmanlı. Bunun üzerine Batılılar dönecekler Rusya'ya, tut Rusya tut diye Rusya'yı Osmanlı'nın üzerine salacaklar ve savaş başlayacak abi. Nereden nereye geldiğimin farkında mısınız bakın. Batının o iki yüzlünün, o yanar dönerliğinin farkında mısınız? 1856 Paris Anlaşması'nda az önce benim toprak bütünlüğümü garanti altına alan Avrupalılar şimdi Rusya'yı üzerimize salacaklar arkadaşlar. İşte Batı bu. Batı dünyası bu. Batının ipiyle kuyuya inilmez arkadaşlar. Ve Rusya'nın önünden çekilecekler. Rusya'da Allah ne verdiyse 1877-78 savaşında halk arasındaki tabiriyle 93 harbinde haritayı görüyorsunuz doğudan ve batıdan Osmanlı'ya yüklenecek. Batıda 4,5 ay Gazi Osman Paşa hatta marşlar yazdık. Tuna Nehri akmam diyor. Osman Paşa çıkmam diyor. Marşlar yazdık. Şanlı bir mücadele. Şanlı bir müdafaa. 4,5 ay Rus ordusunu Plevne'de Osman Paşa durduracak. Doğuda Erzurum'da sorulmadı Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve genç bir bacım Nene Hatun'un öncülüğünde Erzurumlar Rusları durduracak. Durduracak. Ama savaşın neticesine baktığında bu başarılara rağmen Rus ordusu Ayastefanos'a Yeşilköy'e bakın bugün Yeşilköy Havalimanı var İstanbul'da oraya kadar geliyor. Rus ordusu Plevne müdafaasına rağmen aşacak Balkanları Ayastefanos'a Yeşilköy'e kadar gelecek. Boğazlara kadar geliyor Rusya. Boğazlara kadar geliyor Rusya. Az önce tut Rusya tut diyen İngiltere Fransa şimdi dur Rusya dur. Abartma kardeşim diye devreye girerler. Ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1878 Ayastefanos Antlaşması imzalanır. Ayastefanos Antlaşması. Sanırım hatırlarsınız. Ölü doğan bir anlaşma diye tabir ettiğimiz bir anlaşmadır. Uygulanamayacak. Ayastefanos yalan olacak arkadaşlar. Neden yalan olacak? Bakın haritayı görüyorsunuz. Gri bölge. Büyük bir Bulgaristan kuruluyor. Bu Bulgaristan'ın haritaya bakın, haritaya bakın, haritaya bakın. Haritaya bakın Allah aşkına. O Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne kıyısı var arkadaşlar. O Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne kıyısı var. Ne demek bu? Bulgarlar Slav. Ruslar da Slav. Bulgarlar Ortodoks. Ruslar da Ortodoks. Bu Bulgaristan'ı Rusya kurdurttu. Yani bu Bulgaristan sayesinde Rusya Akdeniz'e, sıcak denizlere ulaşmış olacak. İngiltere bunu yer mi? Fransa bunu kabul eder mi? Büyük Bulgaristan'ın Rusya'nın Akdeniz'e inmesinin önüne geçebilmek için derhal araya girerler. Bu Ayastefanos Antlaşması kabul edilemez. Uygulanamaz derler ve 1878 Berlin Antlaşması'nı yerine inşa ederler.
Hoş. Ayastafanos'la Berlin'i yan yana koyduğunuz zaman arkadaşlar, maddeler büyük bir çoğunlukla aynıdır. Değişen Bulgaristan maddesidir özellikle. Bakınız bu haritada. Ekranı büyütmüş olmamın bir mahsuru oldu mu arkadaşlar? Ekranı büyütmüş olmamın bir mahsuru oldu mu az önce? İlk defa yaptım onu. Merak ettim şu an. Büyütmek istiyorum. Ekranı büyütmüş olmamın bir mahsuru oldu mu? Olmamış. Öyle mi Betül? Peki o zaman kapattım yorumu. Evet. Bakın. Bu Ayastafonos Berlin değişiminin nedeni bu haritada çok net saklı. Bak bir kez daha. Bakın şu haritaya bakınız. Bulgaristan haritayı görüyorsunuz. Haritayı görüyorsunuz. Bu Bulgaristan Berlin Antlaşması'nda 3 parçaya bölünüyor. O kırmızı o pembe bölge var ya, Ege Denizi'ne sahil olan o bölge. Direkt Osmanlı'ya bırakılıyor. Orta Bulgaristan Şarkı Rumeli adıyla, Doğu Rumeli adıyla Osmanlı'ya bağlı bir eyalet, özerk bir eyalet konumuna geliyor. Ve kuzeydeki asıl Bulgaristan ise yine Osmanlı'ya bağlı bir prenslik konumuna indirgeniyor. Yani bağımsız bir Bulgaristan yok burada. Ve özellikle şu Ege sahil bandını Osmanlı'ya bırakarak Bulgarların ve dolayısıyla Rusların sıcak denizlere inmesini engellemiş olacaklar arkadaşlar Berlin anlaşmasıyla. Bilemiyorum. O Ayastafonos Berlin kavgasının değişiminin nedeni anlatabildim mi? Buradaki kavga Bulgaristan'dır. Sıcak denizlere Bulgaristan sayesinde Rusya'nın inme ihtimalidir. Bunun yanında çıkmış bir soru. Sırbistan, Karadağ ve Romanya haritaya görüyorsunuz. Bağımsız olacak Berlin anlaşmasıyla. Ve yine Girit ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacak diyor. İlk defa Ermeni meselesi Berlin Anlaşması'yla uluslararası alanda gündeme gelecek. Bu konuda bazen kaynaklarda falan Ayastafonos'u görebiliyoruz. Ama Ayastafonos uygulanmayan, ölü doğan bir anlaşma olduğu için hukuken Ermeni meselesi bu Berlin'le beraber gündeme gelmiş olacaktır arkadaşlar. KPSS sana sorar ise, Ermeni meselesi ilk defa nerede gündeme geldi der ise, şıklarda Ayastafonos'la Berlin beraber olmayacak arkadaşlar. Yoksa problem olur. Ayastafonos uygulanamadı. Ölü doğan bir anlaşma oldu. Berlin hayata geçtiği için evet, ilk defa Ermeni meselesi Berlin'le gündeme geldi demek mümkündür. Bosna-Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya bırakılacak ve doğuda Elbiyay Selase, Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılacak. Ayastafonos'la Berlin arasındaki bir fark burada saklı. Ayastafonos da Doğu Beyazıt'ta Rusya'ya bırakılmıştı. Berlin'de ise Doğu Beyazıt bize iade edilecek. Ama Kars, Ardahan ve Batum Elbiyay Selase 3 il demektir. Avcumuzdan kayacak, gidecek. Hatta Rusya bu sayede Anadolu'ya adım atacak. Doğu Anadolu'dan bir giriş yapacak maalesef ki. Evet arkadaşlarım, Berlin Anlaşması'nı önemseyiniz. Çıkan sorularımız var Berlin'le ilgili. Paris ve Berlin buradaki en önemli anlaşmalardır arkadaşlar. Hemen bununla bağlantılı bir değerlendirme yapalım. Bakın bu 93 Harbi. Bu rezalet. Adamlar İstanbul'a kadar geldi. Ruslar İstanbul'a kadar geldi. Arkadaş daha ne olacak? Bu rezalet ve Berlin Anlaşması siyaseti nasıl etkileyecek? Evet. Osmanlı Devleti'nin acziyeti ve güçsüzlüğü maalesef ki burada ispatlanıyor. Artık Osmanlı her geçen gün değer kaybetmekte, güç kaybetmekte, bu apaçık ortaya çıkacaktır. Bu Berlin Anlaşması öncesinde İngiltere ile bir anlaşma yapacağız ve Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye bırakacağız. Sözde bizi Rusya'ya korumak amacıyla İngiltere
Kıbrıs'a yerleşecek, Kıbrıs'ta üs sahibi olacak ve Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye bırakacağız. Berlin'de de İngiltere bize destek olacakmış. Bir destek oldu, bir destek oldu. Maşallah. Kıbrıs gitti. Kıbrıs 1878'de gitti arkadaşlar. O Berlin Anlaşması döneminde. Neymiş? İngiltere beni Rusya'ya karşı koruyacakmış. O yüzden Kıbrıs'tan üs istiyormuş. Bak 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 bak. Maalesef Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak bırakacağız İngiltere'ye. Bu savaş ve Berlin Anlaşması ile beraber İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçecek. Görecek ki Osmanlı çok zayıf. Osmanlı'yı daha fazla ayakta ve hayatta tutabilmek mümkün değil. Benim için stratejik yerleri Osmanlı'dan kopartayım diyecek ve toprak bütünlüğü politikasını terk edecek. Buna karşı da Osmanlı Devleti bir denge unsuru olarak Almanya'ya yakınlaşacaktır. İşte bundan sonraki süreçte zaten bizi Birinci Dünya Savaşı'na doğru götürecek arkadaşlar. Yine Berlin'le beraber andık Ermeni meselesi ve Ermeni terörü de maalesef tavan yapacak değerli arkadaşlar. Politik değişimler bakımından kulak dolgunluğu, göz aşinalığı olsun diyeceğim bu sayfamızın bu bölümünün. Ve son bir husus burada. Girit meselesi diyorum ben buna. Padişah 2. Abdülhamit döneminde ağırlıklı karşımıza çıkan bir sorun Girit meselesi. Az önceki Berlin Anlaşması'nda Ermenilere odaklandık ama hatırlayınız. Ne diyordu orada? Girit ve Ermenilerin yaşadığı yerde Osmanlı ıslahat yapacak. İşte bu vaat üzerine 2. Abdülhamit 1878'de bir Halep'e fermanı ilan edecek. Halep'e fermanı Tanzimat'tan, ıslahat fermanından farklıdır. Tanzimat ve ıslahat fermanı toplumun bütün kesimini kapsar iken Halep'e fermanı lokaldir. Girit'e özeldir. Girit'e özerklik veren bir fermandır Halep'e fermanı. Bakın adım adım artık Girit elimizden çıkacak. Bu Halep'e fermanıyla Girit'te güçlenen Rumlar Yunanistan'ın da desteğiyle herden bir kargaşaya mahal verecek ve Yunanistan 1897'de Girit'i işgal edip ilhaka yeltenecek. İşte bunun üzerine biz de 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Dömeke Meydan Savaşı'nda Yunan ordusunu tarumar edeceğiz. Yunan ordusunu hallaç pamuğu gibi dağıtacağız. Ki Osmanlı'nın kazandığı son meydan zaferidir. Dikkat et bak. Osmanlı'nın kazandığı son meydan zaferidir. Hocam bazı kaynaklarda Haçova falan geçiyor. Haçova için ben şunu söyleyeyim. 1596 Haçova, 1596 Haçova Avusturya'ya karşı Osmanlı'nın son büyük meydan zaferidir. Sıklet ağırlığı bakımından, rakip devlet bakımından son büyük meydan savaşıdır. Ama son meydan savaşı der ise burada 1897 Dömeke Meydan Savaşı'nı alacağız. Bu zafere rağmen büyük devletler de araya girecek ve Yunanistan'la İstanbul Antlaşması imzalanacak. Girit Osmanlı'da kalacak ama Girit'in özerkliği devam edecek diyor İstanbul Antlaşması. Akabinde 1908 İkinci Meşrutiyet Kargaşası'nda ise o Yunanistan Girit'i ilhak edecek. Topraklarına katacak. Bu fiili durumu biz maalesef İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Atina Antlaşması'yla kabul etmek zorunda kalacağız. Girit adası da avcumuzdan kayıp gidecek arkadaşlar. Bakın nereden nereye? Girit ıslahat yapacağız dedik. Halep'e fermanına özerk oldu. Bir savaş yaşandı. Dömeke Meydan Savaşı var burada. Girit'i Yunanistan ilhak etti. Hemen arkasından da bu durumu Osmanlı kabullendi arkadaşlar. 35 yılda Girit'i de kaybettik. Tıpkı Küçük Kaynarca sonrası Kırım'ın kaybedilmesi gibi. Şimdi şu haritaya bakınız ve mevzuyu
noktalayalım hep beraber. 19. yüzyılda bu konuştuklarımız dışında bakın şöyle bir kaba taslak Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları görmenizi isteyeceğim. Bunun bir kısmına gönderme yaptık. Mesela bakın haritaya bakınız. Sırbistan, Karadağ, Romanya, Berlin Antlaşması'nda bağımsız olmuştu. Yunanistan, Edirne Antlaşması'nda bağımsız olmuştu. Yani Balkanlardaki azınlıklar milliyetçilik etkisiyle Osmanlı'dan kopacak. Balkanları Osmanlı milliyetçiliğin etkisiyle kaybedecek. Haritaya bakınız. İngiltere sömürgeci yaklaşımlarla 1869'da açılan Süveyş kanalının önemine binaen Uzak Doğu'ya sömürgelere giden şu coğrafyayı, Süveyş kanalını, Mısır bölgesini kontrol altına almak isteyecek. 1878'de Kıbrıs'ı, 1882'de ise Mısır'ı denetim altına alacak, işgal edecek. Bakın burada artık sömürgeci bir yaklaşım var. İngiltere'nin sömürge yollarını, Doğu Akdeniz'i kontrol altına alma arzusu var. Ondan önce ise Cezayir ta 1830'da Fransa tarafından sömürgeci bir yaklaşımla işgal edilecek. Tunus ise bakın hemen Berlin'den sonra farkında mısınız? 1881'de Tunus yine Fransa tarafından işgal edilecektir. Bakınız şu haritaya Berlin Antlaşması gözüyle bakın. Berlin 1878 Berlin Sırbistan Karadağ Romanya bağımsız. Berlin dönemi İngiltere Kıbrıs'a bırakıldı. Berlin'den hemen sonra o kaotik dönemde Tunus Fransa tarafından işgal ediliyor. Mısır İngiltere tarafından işgal ediliyor. Yani Berlin bu yönüyle farkındaysan Osmanlı'nın çöküşünü, dağılışını hızlandıran bir savaş ve anlaşma olacaktır değerli arkadaşlar. Bana ne kaldı? Trablusgarp Libya kaldı, Rumeli bölgesi kaldı, Anadolu kaldı ve Arabistan kaldı. Bu coğrafyayı da 20. yüzyılın başlarında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'yla kaybedeceğiz maalesef ki. Yıl önemli değil ama şu haritada özellikle Kuzey Afrika'da kaybettiğim yerler lütfen hatırlansın. Yani nereyi kime kaptırdım? Cezayir ve Tunus yan yana Fransa'ya gitti. Mısır ve İngiltere Kıbrıs, Mısır ve Kıbrıs İngiltere'ye gitti ki Kıbrıs iki defa KPSS'de soruldu arkadaşlar. Evet, hızlıca toparlarsak. Bu döneme damga vuran gelişmelerden birisi azınlık isyanları, ilk isyan edenin Sırplar, ilk bağımsız olanın Yunanlar olduğunu biliyoruz. Bükreş Anlaşması'nda ilk defa bir azınlık imtiyaz elde etmişti. Edirne Anlaşması'nda Yunanistan ilk defa bir azınlık bağımsız olmuştu. Mısır isyanında İç sorun dış soruna dönmüş. Hünkar Anlaşması, Baltimore Anlaşması, Londra Boğazlar Sözleşmesi yapılmıştı. Paris Anlaşması'nda ise Osmanlı özellikle bir Avrupa devleti sayılmıştı. Berlin Antlaşması'nda ise Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olmuş. İlk kez Ermeni meselesi gündeme gelmiş idi. 19. yüzyıl siyasi gelişmelerinin en can alıcı noktaları değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Evet, bu bölümde reklamlar süreci diyorum ve noktayı koyuyorum arkadaşlar. Evet değerli hocam. Bu süreçle ilgili ya hocam dediğiniz kafanıza yatmayan bir şey varsa buyurun. 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 Bununla birlikte bir öneriniz, bir talebiniz var ise buyurun arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 19. yüzyıl siyasi tarihiyle ilgili kafanıza bir şeyler oluşturabildik mi? Kafanızdaki olanları netleştirebildik mi arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Betül, sevindim mutlu olmanıza. Harika. Sizler de harikasınız. Çok teşekkürler. Soru bankası tarih soru günlüğü ve kırmızı kitap arkadaşlar. Evet.
Ferhat, İlber Ortaylı'nın bitmeyen yüzyıl diye tanımladı. Bakın, o kadar çok problem var ki, o yüzden bitmeyen yüzyıl diyeceğiz. Balıkesir'e sevgiler, Fredzone. Sevindim Efulim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum beğenmenize. Sevindim arkadaşlar. Müslüm, çok sağ ol kardeşim, ben sevindim. İnşallah faydalı olmuştur. Yani sıkıntılı bir bölüm. 19. sıkıntılı bölüm. Ya farkındaysanız bakın, ben kavramları böyle hemen şu şu deyip geçmek istemiyorum. Yani dershanede de ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Hep arka plan, o neden sonuç bağlantısı, neden sonuç bağlantısı çok çok önemli, çok çok önemli. Hep o arka planı size göstermek istiyorum arkadaşlar, göstermek istiyorum. O yüzden benim konu anlatım biraz uzun sürer mesela, uzun sürer. Yarım saat 40 dakikada geçiren bölümü ben en az 2 derste anlatabiliyorum ancak dershanede. Size de bir 2 dersi zaman zarfında anlatmaya çalıştım. Çok sevindim. Yorum soruları önemli Kenan. Kesinlikle önemli. Yani o bilgi 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 göre bir algı yaratılmak istenebiliyor bazı arkadaşlara, bazı çevreler tarafından. Ama kesinlikle 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 yorum sorusu önemlidir. Çünkü sınav buna doğru kaymaya başladı. Melek, İngiltere o dönemde biraz soğuk, mesafeli yaklaşacak. Ve Rusya'nın hemen bana yardıma gelmesi de coğrafi anlamda çok daha mümkündür. O yüzden Rusya'dan yardım isteyeceğim. Elif, analitik tarih. Analitik YGS tarih. Merkez Yayınları, Sedat Çalışkan hocamızın soru bankası. Konu özetli soru bankasıdır o. Yorum Burak zamanla ortaya çıkar. Yani yorum soruları olaya vakıf oldukça, arka planını görmeye çalıştıkça, neden sonuç bağlantısını kurdukça ve yorum sorusu çözdükçe olacak. Bu zaman ister. Bakın, bilgiyi otur hemen ezberlersin. Kafana çıkarsa, karşına çıkarsa yaparsın hemen. Ama yorum zaman ister. O yüzden yorum sorusu çözmek lazım. O soru mantığını görmek lazım. Arkadaşlar, Gürkan ve arkadaşlarım, haftaya Osmanlı kültürü uygarlık soru cevap yapacağım. Soru cevap yapacağım. KPSS'ci maratonu. Bu slaytlarımı paylaşamıyorum ben, kusura bakmayın. Bu slaytlarımız İdeal Tarih adlı konu anlatımı kitabımıza dönüştü. Ve yayın eviyle bu konuda bir sözleşme yaptık. Yani bu slayt formatını biz aynen İdeal Tarih'e aktardık. Çok şematik bir kitap oldu ve adamlar dedi ki bana, hocam kitabını bastık senin, o yüzden bunu piyasada yayınlanma dediler. Yani gayet haklı bir gerekçeyle, o yüzden kusura bakmayın diyorum. Yani bu slide formatımız ideal tarih kitabına dönmüştür, bilginize. Soru gününde yorum soruları var. Var. Yani yok diyemem. Yani oransal anlamda %20-25 bandında. Yani bence piyasada yorum sorusu en yüksek olan sorulardandır, kitaplardandır soru günlüğü. Cengiz Badur hocamla beraber kaleme aldığımız soru bankası. Ya KPSS maratonu alın demiyorum ben, ne yaparsanız yapın da ben sıkıntıyı paylaştım. Yani bu slaytları yayın evle yapılan sözleşme gereği ben piyasayla paylaşamıyorum arkadaşlar. Adamlar kitabımı bastı nihayetinde. Islahatlarla ilgili böyle can sıkıcı bir lokal çalışma yapabiliriz. Komple bunu benden istemeyin. Çok zaman alacak çünkü diğer format var. O formatı da sizlerle en başta belirlemiştik. Katılan arkadaşlar hatırlarlar, ne yapalım demiştik. Konumu anlatayım demiştim. Tekrar mı yapalım demiştim. Çok ay hocamız konu anlatıyor, siz tekrar yapın dediler. O yüzden bizim formatımız her ünitede önce soru cevapla bir tekrar, soru cevapla. Arkasından da soru çözüm, test sorusu çözümü. Bir hafta soru cevap tekrarı, bir hafta test çözümü. Arada da böyle sıkıntılı konularla ilgili lokal konu anlatım yapacağım. Leyla, çok fark yok. Kesinlikle önermem ben. Gerek yok yani. Mavi ideal tarih varsa onunla devam edebilirsiniz. Deneme bence daha var. Ki İbrahim Hocam mesela cumartesi akşamına deneme çözmekte. Bence arkadaşlar şu an konu ve eksik tamamlama sürecidir. Deneme için çok geniş bir zaman var önümüzde. Yapacağız. KPSS ZDX. Ya bu mahlaslarınızda hastayım ya.
19. yüzyılda ilgili siyasi tarih soru çözüm yaptım. YouTube kanalında var Boko. Orada ben eksikler hissettim. O nedenle bu konu anlatımını yapmış oldum şu an. İdeal tarih yeterli Ferhat. Vallahi yeterli. Yani geçen sene 24-25 soru denk geldi. Yani öyle yersiz, bence saçma detaylı hiç girmedim. Ne konu günlüğümde ne ideal tarihte. İdeal tarihim geçen sene 24-25 soru yakaladım. Slaytlar ondan önceki formatta 2016'da 2015'te 22-24 bandında sorular yakaladı arkadaşlar. Yeterli bence. Yani öyle her şeyi ezberlemeyin, her şeyi atlamayın. Soru cevap yaptı Kurşit. YouTube'da var. YouTube'da var. İdeal tarih mi Türkan? Getireceklerdi galiba. İdeal tarih getireceklerdi galiba. Kırmızı kitap sağlamdır Kenan. Sağlamdır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben müsaade isteyeyim o zaman. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Değer verdiğiniz zaman ayırdınız. İnşallah bu etkinlikler sizlere değer katar diyorum bu süreçte. Atanmanıza fayda sağlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben müsaade istiyorum, müsaade istiyorum. Betül Kırmızı Kitap, evet zorlar son aşamada belki eline al. Son aşamada belki, yani bir noktaya gelince. Müsaadenizle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu yayını aynen YouTube'a atacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere kardeşler.